Ya ne diyorsun sen teyze? Ya Allah aşkına nasıl bir saçmalık bu ya? Ya bu konuyu bile getirip Nur'a bağlıyorsun. Bak eğer Nur gerçekten İcel'e saldırdıysa ben onu hiç tanımıyorum demektir ki ben sevdiğim kadını gerçekten çok iyi tanıyorum. Ve biliyor musun? Seni de çok iyi tanıyorum teyze. Senin İcel'e bakışlarını, ona olan öfkeni, Fırat'ın yakasındaki ellerini gördüm. Bana yalan söylüyorsun. Bak, neyi saklamaya, neyi örtbas etmeye çalışıyorsun gerçekten bilmiyorum ama ya bu konuyu bile Nur'a bağlayıp beni atlatmaya çalışıyorsun. Gerçek bu Yiğit. Nur kızımı dövmüş, dövmemiş ben orada değilim. Ben Nur'a da kızgın değilim. Ben kendi kızıma, kızımın o gece orada rezil olmasına sebep olan o adama kızgınım. Ne işi vardı Dicle'nin o gece orada? Ha? Olacak iş mi? Yakışık alıyor mu hiç? Tamam. Hadi benim kızım kıskançlığın, yenilmişliğin pençesinde kıvranıyor. Ben kızımı tanıyorum, çok iyi tanıyorum hem de. Her seven kadın gibi o da Nur'u kıskanıyor. Kıskandı. Ha sen onu boşamışsın, boşamamışsın ne fark eder? Nur benim kızımın canını yaktı bir kere. O da onun canını yakmak istedi. Senin de orada olacağını tahmin etti. Ki sen onu yanıltmadın. Oradaydın. O da böyle salına salına aklı sıra Nur'u taciz etti. Yanlış. Baştan sona yanlış. Böyle bir şeyden haberim olsa ben buna izin verir miyim Yiğit? Bu mu? Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Ya teyze? Kıyamet koptu. Sen sinirden enfarktüs geçirdin. Hastaneye kaldırdık seni. Yani bunların sebebi sadece İcdel'in lansmana gitmesi mi? Mesele sadece oraya gitmesi mi Yiğit? Bu kadın hamile. Can taşıyor. Hani Nur'la kavga mı ettiler? İtiş kakış mı? Orasını Allah bilir artık. Dedim ya sana ben orada değilim. Ya bebeğe bir şey olsaydı? Nasıl affederim? Kızım hem kendi canını hem bebeğinin canını böyle saçma sapan bir kıskançlık yüzünden tehlikeye atmış. Nasıl affedeceğim? Hele o adamı. Kızımın o gece oraya gidip rezil olmasına göz yuman o adamı, kuzenini bir ömür affetmeyeceğim. Bu çiftlikte yaşadığı müddetçe de yakasını bırakmayacağım bil. Bu kadar mı? Teyze gerçekten hepsi bu kadar mı? Sen bir baba olarak, bir erkek olarak hepsi bu kadar mı dersin Yiğit? Ama ben bir anne olarak daha ne olsun derim. Peki. Tamam. Hadi sen yat dinlen bir kendine gel. İcler için de endişelenme. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ne sandın anne? Sen içeride benim ipimi çekerken ben burada Yiğit'in beni idam etmesini bekler miyim sandın? Aptal. Ben senin annenim. Bir anne çocukları için ne yapar? Ha? Ne yapar? Çocukları en kötüsünü de yapsa, en beterini de yapsa bir anne çocukları için başka ne yapabilir? İçin ne yapar? Anne. Ben yavrum için bütün dünyanın ipini çekerim. Yine de yavrumu kurtarırım. Kurtarırım yavrumu. Özür dilerim. Özür dilerim ben ne olur affet beni. Sen kendini affettireceksin işte. Annenin dediğini yaparak sen kendini affettireceksin.
Tamam sen söyle, ben senin istediğini yaparım. Bebeği aldıracaksın. Ne? Yarın sabah Kürt.